Merhaba. Geçelim ortaya. Evet, öncelikle herkese iyi hafta sonları. Daha önce de herkese belirttiğimiz ve söylediğimiz gibi birçok sorumluluk ve sosyal projelerde öncülük yaparak kulübümüz ve paydaşlarımızla birlikte bu tür organizasyonlara devam edeceğimizi, daha önce yaptığımız organizasyonlarda da her defasında yeniledik ve dile getirdik. Bugün daha güzel, daha farklı sosyal ve çevresel bir sosyal sorumluluk projesi için Sayın Bakanımızın destekleriyle burada bulunmaktayız. Bugün hep birlikte akademi, A takımımız, U17 takımımız, U21 takımımız ve Bayan Akademimizden ve takımımızdan buraya bizlerle birlikte organizasyona katılmak için gelen tüm sporcularıma teşekkür ederim. Bugün hep birlikte burada kulübümüzün uzun yıllardır sıkıntısını çektiğimiz antrenman sahası yeşermesinin arkasına hep birlikte bir sporcumuzun adına bir fidan dikip, bir zeytin ağacı dikip bu güzel ülkemize birer ağaç da bizim sporcularımız tarafından ekilerek daha güzel, daha yeşil bir çevre yapmak için bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. Bu konuda Sayın Bakanımız bize çok ciddi bir desteği oldu. Ona da buradan kulübüm ve şahsım adına teşekkür eder ve sözü ona bırakırım. Sayın Başkan sosyal sorumluluk projelerine özellikle vurgu yaptı. Dumlupınar gerek akademisiyle, gerek gençleriyle ve yetişkinleriyle çok büyük bir camia aslında. 7'den 70'e dedikleri bir söz vardır. Dumlupınar'a tam da uyuyor. Her yaş grubundan sporcuya olanak sağlıyor. Ve bu antrenman sahasının bugünkü hali aslında bu ısrarın ne kadar doğru bir şey olduğunu gösteriyor. Bugün özellikle genç yeteneklerin ekecekleri ağaçların altında antrenman yapacakları ve belki de aralarında ünü ülke sınırlarını aşan yıldızların yetişeceği bir ilk adım olarak görülmeli. Ben Dumlupınar'ın son dönemde özellikle yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerini çok önemsiyorum. Diğer spor kulüplerinin de benzer adımları takip ederek attıklarını da sevinerek görüyorum. Bu son derece önemli çünkü spor özünde toplumsal dayanışmanın ilk tohumlarının ekildiği alandır. Dumlupınar Spor Kulübü'nde önce topla tanışan, sonra sahayla tanışan her çocuk takım oyunu oynamak, takım oyununa uyum sağlamak konusunda uyarılır. Bu konuda başarı sağlayanlar genç takıma, büyük takıma ve belki de transferin gözde isimleri arasına girer. Dolayısıyla bu eğitimin sadece spor alanında değil, onun dışında toplumsal duyarlılığın gerektiği her noktada aşılanması, tavsiye edilmesi son derece önemli. Ben bu girişiminizden dolayı şahsınızda tüm yönetim kurulu üyelerinizi, eğitmenlerinizi ve taraftarlarınızı kutluyorum. Hem tesise sahip çıkılması bakımından hem de daha büyük, daha önemli ülke adına çok daha fazla ses getirecek adımların atılabilmesi bakımından sizleri kutluyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, şimdi ben bakalım bir de bakayım. Ha güzel oldu. Evet. Hayırlısından. Burak, beraber, beraber ağaç ekiyoruz. Beraber, ayrı değil, beraber.
Hadi bir daha dönün daha bakayım. Da. Bunu, bir daha nedir adı? Yılmaz. Sen geç şöyle oraya. Hadi da bakın bana. Bakın bana bir. Hoca sen de bak. Hoca bir bakın da. Gazeteci. Çekeyim bunu. İlgi hadi tamam. Gideceksin buradan. Yok bir. Burada çok yavaş olacağım inleneyim. Çünkü bak bir alttan dur. Evet. Bir de bu çeycikten. Koyacaksın inleneyim yavaşça yavaşça bunun içine. Aferin. Yandım dedi ya. Şimdi gömelim. Şimdi bastır inleneyim birazcık. Yavaş Mehmet bir şekil biraz bu tarafa da bak abi sizi çekelim bakalım. Şimdi yanlardan kapatalım inleneyim. Bu da ayakkabılarından bas üstüne tamam. Evet. Geleceksiniz yazasınız adınızı şunu ha. Ya. Siz toplayacaksınız. Evet. Kumandaki ben. Şimdi bak. Diğer tarafa da yazalım. Ha? Vallahi. Evet. Hadi gel yürü gidelim o tarafa yürüme. Bastıracak ama ha. İyice bastır. İyice bastır. Bak yemek marketini vurur ya. Ben de şimdi bastırdım. Bayanların bittiği daha şeydir. Küçük küçük gibi. Böyle mi olur?